Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetlik televizyon görüşler. Bu kadimlik haftalık istiklal haberleri programımıza gelgen olanlarını kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yalkun. Erdoğan, Mursi ve Suriye meselesi hakkında toktaldı. Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Recep Tayyip Erdoğan, sabık Mısır reisi Muhammed Mursi'nin sot aldıdaki meydanını takdirleydiğallıkını ilgir sürdü. Ve Rusya'daki ziyareti esnasında Suriye meselesi hakkında toktaldı. Mısır'da yüzbergen Rabiatul Edeviye meydanı kırgıncılıkının 100 küllükini hatırlaş münasebeti bilen, Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Recep Tayyip Erdoğan, sabık Mısır reisi Muhammed Mursi'nin sot aldıdaki meydanını hakikaten takdirleydiğallıkını ilgir sürdü. Erdoğan özünün bu sözünü 21. noyabr peyşembe günü keç Rusya paytaxtı Moskova'ya minişini aldı da paytaxt Ankara'daki Esenboğa aerodromu'da dedi. Keyin Erdoğan keç saat 7'de mahsus aeroplan bilen Rusya'ya gimandı. Muavin minister Bekir Bozdağ paytaxt Ankara Bihatirlik Müdiri Alaoddin Yüksel, Ankara Şehir Başlığı Melih Gökçek ve birkaç hükümet mesulleri aerodromu'a Erdoğan bilen birlik geldi. Erdoğan'ın Rusya ziyareti de Erdoğan'a ayalı Emine Erdoğan, Türkiye Taşkışla Ministeri Ahmet Davutoğlu, Maliye Ministeri Zafer Çağlayan ve Medeniyet ve Seyahat Ministeri Ömer Çelik Katarlıklar hemra buldu. Başminister Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Reisi Vladimir Putin bilen, San Petersburg'da Türkiye-Rusya Strategi yığınının 4. nöbetlik yığınının arkasından iki devlet otursuzda tüzülgen kilişimlerge imza koyuş mürasımına katlaştı. Keyin işgeyle birlikte muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzdü. Erdoğan muhbirlerini kütüveliş yığında mundaq dedi. İki devletki münasebetlik nurgun meseleler üstüde tepsili sökbet ilip barduk. Xususen Azerbaycan-Armeniya meselesi üstüde tepsili toxtalduk. Şunun bilen birge Suriye, Irak, Mısır ve Liviya Katarlıq devletlerinin nöbetteki ehvali hakkıdı mı fikirlişke fırsat buldu. Suriye meselesi doğruluk Erdoğan mundaq dedi. Bugünkü Suriye'de öldürülgenlerinin sani 150 mingi yetti. Nöbette buluvatkan mezherlik işler şu ki, halkara cemiyet kimyelik kural bilen öldürülgen 1500-1600 etrafıdaki adamın ölüşü hakkında tekşürüş ilip beri batıdı. Ama başka kurallar bilen öldürülgen 100 mingden artık kişinin ölümüge köz yumu batıdı. Bizden bütün ümidimiz şu ki, biz halkarada mukim tınıştık barpa kılgıcı siyasetçi bulu süptümüz bilen kılışkı tekişlik emeli işlerine kılışımız lazım. Rusya'dan değerli dostlarımızın ülkemizi ziyaretleri ve Türkiye'yi önemli bir destinasyon merkezi olarak görmeleri bizi mutlu etmektedir. И, конечно, нас делает счастливым. Xitayda gaz yo'li turibisi portlashda 52 kişi öldü. Xitayning sharqidagi Shandong ülkesi Qingdao shahrida gaz turibisi portlash bilan en az 52 kişi öldü ve 11 kişinin izdireksiz yo'qolganligi bildirildi. Xitayning sharqidagi Shandong ülkesi Qingdao shahrida 22 noyabr juma kuni bir gaz turubisining portlashi bilan 52 kishining o'lganligi va 11 kishining iz-direksiz yo'qolganligi xabar qilingan. Xinhua agentligining bergan xabarda o'lgan kishilarning ichidan 6 nafari o't o'chirish xodimlari ekan. Hozir bu rayonda izlash va qutqizish xizmatlari jiddiy turda olib berilayotgan bo'lib, portlashda yaralangan 136 kishidan 10 kishining ahvolining intayin xatarlik ekanligi bildirilgan. Bu partlaştan keyin bu rayonda yaşayan 18 ming kişi başka yerlere köçürülgen. Partlaş nihayeti güçlük bulup bütün şehir üstüde kütülgen. Hatta şu şehir üstünden uçkan aeroplanlar mı havaya götürülgen koyuk üstüdekini görgen. Nurgun yollar yerilip ketken. Bu partlaştan 2 gün burun gaz turbasından ekip çıkan gazdan bir kısmı köçülerge ve denizge ekişge başlagan bulup bunu remunut kılış ve tadlaş cereyanda ayrım ayrım 2 yerde partlaş meydana gelgen. İspanya Sot Mahkemesi Xitayning sabiq raisi Jiang Zemin'ni tutish buyrug'i chiqardi. İspanya yerlik sot mahkemesi Xitay kommunist hokimiyatining sabiq raisi Jiang Zemin boshliq 4 nafar Xitay jallodlari haqida xalqaralik tutish buyrug'i chiqardi. Annaba gazetorining 22 noyabr xabar qilishicha, İspanya yerlik sot mahkemesi Xitay kommunist hokimiyatining sabiq raisi Jiang Zemin'ning 20-ci asrning oxirlarida Tibetda ilib borgan bosturish siyosatlariga munosabatlik Jiang Zemin ve şu vaqtdagi siyasi besimiga aloqador 4 nafar Xitay mas'ullari haqida tutish buyrug'i chiqargan.
Xəbərdən qarğanda İspaniya Taşqı İşlər Ministerliyi sözçüsü Germaniya Axbarat Agentliyiga 22 noyabr cümə günü İspaniya sot heyətinin məzkur buyruğunun Xitay dairələrini nəhayət qatdıq sarasımığa salğanlığını və növbətdə bu buyruq haqqındakı icraatların müzakirə qılınmaqanlığını ilgirə sürgən. Ötən səhşənbə günü İspaniya Milli Sot Məhkəməsi 87 yaşlıq Jang Zemin və başqa 4 nəfər yuxarı dərəcəlik Xitay məsullar üstüdən ötən əsrin 80-90-cı illərdə Tibetdə elib verilən ümumi qatliam səbəblik xalqaralıq tutuş buyruğu çıxarğan. Məlum olduqca 80-90-cı illəri arasında Tibetdə elib verilən ümumi qatliam haqqında şu vaxtki Xitay hakimiyyətindəki kommunist məsullarını ayıplab Mazkur sud mahkamasiga ikki jamiyat ariz sungan ekan. Mazkur sud mahkamasi xalqaro tutish buyrug'i chiqargan Xitoy jinoyatchilari Xitoyning sobiq raisi Jiang Zemin, sobiq bosh minister Li Peng, sobiq amonlik saqlash organining raisi Chao Shi, sobiq aholi komiteti ministri Bing Bion va shu vaqtdagi Tibetda turishliq kommunist partiyasi katta boshlarining biri bo'lgan Chen Koyan qatorliklar ekan. Bu hukm chiqqanda ekan Xitoy Ispaniya orasida jiddiy diplomatik krizis maydonga keldi. Xitay Tashqi ishlar ministerligi sözçisi Hong Lei Ispaniya yerlik sud mahkamasining qaroriga qattiq raddiya qaytardi va ayibladi. Shundaqla Tibet masalasida Xitoyning pozitsiyasining nihoyat ochiq va sog'lom ekanligini bildirib, buni Ispaniya ham yaxshi biladi. Shuni umid qilamizki, Ispaniyaning yuqori darajalik rahbarlari Xitoyning andishalariga samimiy shaklda javob beradi va Xitoy Ispaniya o'rtasidagi munosabatlarga ziyon beradigan hech qanday ishni qilmaydi deb bayonot e'lon qilgan edi. Amma İspaniya tərəfindən Xitayının kütkünündək cavab gəlmədi. İspaniya hökuməti İspaniyanın qanun dövləti işgəlləkini və sot alğan qararlarına arılış almaydıqallıqını bildirdi. İspaniya Taşqışlar Ministeri Jose Manuel Garcia Margallo İspaniya parlamentədə muxbirlərinin suallarına cavab verib, Xitay məsullarına İspaniyanın bir qanun dövləti işgəlləkini, hər qandaq küç tunumaydıqallıqını, hökumət adalet orqalları alğan qararına heç qandaq təsir körüstəlməydi, dedi. 安哥拉다 이슬람 디니 체클랜데 메스짓 체크 베틀디. 안골라 hükümetinin rayonda İslam'ı resmi halde çekleş bilen birge mescitlerini çekişki başlaganlığı hakkındaki haber İslam dünyasında qattıq gulgulu peyda qıldı. Angola hükümeti rayonda İslam'ını resmi halde çekleş bilen birge mescitlerini çıkışkı başladı. Yazeti Habertor'un haberine göre Afrika'daki Angola devleti İslam dinini bir din süptüde emez, belki bir medeniyet süptüde görüp devlet tarafından İslam'a dair her kandak narsını çekilik ellekini bildirmekte. Afrikan Globetor'un haberine göre Angola Medeniyet Ministeri Rosa Silvia ilan kılgan bayanatı da İslam'ın Adalet ve İnsan Hakları Ministerlik tarafından qanuni shaklda qabul qilinmaganligini bildirdi va buningga asosan butun masjidlarning taqilishi kerakligini ifodaladi. Luanda rayonida yaralgan ikki masjidga shaharlik hukumat tomonidan taqilishi uchun ogohlantirish avatildi. Angola davlatida butun nufusning 3%ini musulmonlar tashkil qiladigan bo'lib, musulmonlarning soni 80-90 ming atrofida ekan. 95%ini protestant xristianlar tashkil qiladi. 95%i xristianlar tashkil qiladigan Angola davlatida Müslümanların nüfusu kündün künüge köpeyi vatkan, Müslümanların faaliyetlerinin künsürü iş bir vatkan bir mezgilde, Müslümanların sahanının köpeyip gitişi ve onların faaliyetlerini toxtuş üçün İslam'ını çekleş bilen birge rayondaki mescidlerine çekişki başlagan. Bu haber tarqalgandan keyin bütün İslam dünyasında qattıq gulgulu qozgaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Angola Türkiye Dostluk Grupisi başlıkımı bu haberden qattıq çöçügellikini bildirdi ve Angola mesulları bilen texi körüşelmegellikini Körüşüp meselini uçuk bilgendirken onun göre pozisyon tutulganlığını bildirdi. Angola'nın Washington'daki büyük elçisi haberinin yalgan işgeliğini bildirip, Angola'da her hıl dini itikad kıldığan kişiler yaşaydı. Devletin kişilerinin dini erkeklikliği arlaşışı mümkün emez dedi. Elçihan'daki yeni bir diplomat, muhbirlerine bu meselini biz muslerge okşaş, internetten körüvatımız dedi. Türkiye'nin Angola'daki elçihanı hadimleri mu bundak ekvalini baykamakallığını bildirip, mesele hakkında tekşürüş ilip bir vatkallığını bildirdi. Angola hükümeti tarafından bolsa hazırgacha bu meseleni ta'kidlagan yoki inkor qilgan hech qanday bayonot kelmadi. Xabarlarda masjidlarning chekilganligi haqida berilgan suratlarning 2008 yilda Isroil tarafidan chekib etilgan masjidga oid rasm ekanligi oshkorlandi. Islom ishbirligi tashkiloti bosh kotibi Akmaliddin Ehson o'g'li masala haqida tekshirish olib berayotganligini bildirdi. Komünist Xitaylar öz muqimliği üçün dinni qalqan qılmaqçı bolup atadı.
Xitay kommunistleri Xitaydaki atalmış birlikni təşviq qilish üçün dini itiqadlarını qo'llanishni nishon qildi. Xitay kommunistleri Xitaydaki birlikni təşviq qilish üçün dini itiqadlarını qo'llanishni nishon qildi. Xitaydaki muqimlikni boshqa har qanday ishdan ustun tutgan ateizmchi Xitay kommunist partiyasi Xitaydaki ijtimoiy birlik uchun vosita shaklda dinni qo'llanishni qaror qildi. Egalasha bilimlik dindorlarning obrazi va yordam qilishga o'xshash ijobiy taraflardan foydalanishimiz lozim degan Xitay kommunist partiyasining davlatlik dini ishlari idorasi raisi Wang Zuan Xitaydagi kishilarning ko'pinchisi hech bir dinga e'tiqod qilmasa-mu, dinga ishonganlarning birligi maqsad qilingan tashviqot uchun muhim rolga ega ekanligini ilgari surgan. Xitay kommunist partiyasining rasmiy axborot organi bo'lgan Kundalik xalq gazetasiga maqola yozgan Wang yana dindorlarning hissiyotiga diqqat qilishimiz kerak. Dini ixlosmandlar jamiyatining taraqqiyot iqtidorini qamlash orqali maqsadimizga yetishimiz mumkin degan. Dunyo xabar to'rining xabariga ko'ra, Xitoy raisi Xi Jinping Xitoy kommunist partiyasining navbatdagi bo'shliqini to'ldirish maqsadida Xitoydagi asosliq dinlarga texmo kan qorsaq bo'lishni o'ttirib qo'ygan. Tahlilchilarning qarashicha Xi Jinpingning bu siyosati Tibet va Sharq Turkistonga o'xshash mustamlaka millatni o'z ichiga olishi natayin ekan. Chunki Xitoyda tungan musulmonlarning diniy va milliy faoliyatlari asosan to'sqinlikka uchramaydi. Ammo Sharq Turkiston va Tibet xalqining har qanday diniy va milliy faoliyatlari har xil o'sak bahoni sabablar bilan cheklanib, norozilik bildirganlar darhol atalmış 3 xil asabiy kuchga bog'linib ayiblandi va jazolandi. Xristianlar, buddistlar, tariqatchilar va nurg'un musulmonlar yashaydigan Xitoyda asosiy jihatdan musulmonlar, xususan ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston musulmonlari eng qattiq iskanjiga ilinib kelmoqda. Shundaqla milliy va diniy ta'lim tarbiyalari eng ashaddiy usullar bilan cheklamaga uchrab, barliq kishilik huquqlari eg'ir daftanda qilinishga uchramoqda. Inson haqlar tashkilotlari Xitoydan qanchalagan qitim e'tiqod erkinligiga ruxsat qilishni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, inson haqlar tashkilotlarining bu talablarga parvosiz qarab kelgan va to'xtamasdan Xitoyda diniy erkinlik barliqidan iborat hech kim ishonmaydigan safsatini zerikmay takrorlab kelayotgan Xitoy doiralari musulmonlarga qarata bo'libmi ishxoli ostidagi Sharq Turkiston musulmonlari va Tibetdagi buddistlarga qarata ijro qilayotgan temir changal siyosatini davomlashtirmoqda. Erdoğan harbiy inqilobchilarga men qoch shayton emas dedi. Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan davlatining Misr xalqi bilan bir maydonda turganligini ilgari surib, Turkiya bilan Misr xalqining munosabati mangulik davom qiladigan munosabat deb ta'kidladi. Evet, istasyon meydanı veya Türkiye Başministri Recep Tayyip Erdoğan devletinin Mısır halkı bilen bir meydan tutturduğallıkını ilgiri sürüp Türkiye bilen Mısır halkının münasebeti mengülük devam kıldığan münasebet deyip tekitledi. Erdoğan yana mundaq dedi. Mısır bilen bulgan diplomatik münasebetinin tüven derecegi çüşüp kalışı Mısır tarafının Türkiye'ye karta tutkan pozisyonu karta okşaş cevap kaydırıştır. Türkiye parlamentida Adalet ve Terakkat Partisi'nin haftalik yig'inda so'z qilgan Erdoğan yana munularni qo'shib qo'ydi. Turkiya Misr xalqi bilan birga turishdan hargizmi voz kechmaydi. Hatto Misr harbiy inqilobchilarining ochiqi kelsimi. Erdoğan yana mundaq dedi. Misrdagi inqilobchilar keldi, pat arada yo'qoldi. Ammo Turkiyaning Misr xalqi bilan bo'lgan aloqasi mangulik aloqadir. Misr xalqini qo'llash va haq tarafdori bo'lish siyosatining davomlashtirilganligini ta'kidlagan Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan hargizmi qoch shayton bo'lmaymiz dedi. Turkiya bugun gazetasining sayshanba kuni Turkiya parlamenti oldidagi Erdoğan'ın so'zini naql qilishicha, Erdoğan Misrdagi harbiy inqilob orqali hokimiyatga kelib qolgan hukumatning bearam bo'lishi sababli hargizmi haqni so'zlashdan va Misr xalq tarafida turishdan to'xtab qolmaymiz. Hargizmi qoch shayton bo'lmaymiz. Misrda yuz berayotgan insoniyatga qarshi dafsandachilik va harbiy inqilob hukumatining mohiyatini dunyoga anglatishni davomlashtiramiz degan. Darbeci yönetime karşıdır dedi. Aynı şekilde şu anda bu darbe yönetiminin Büyükelçimize karşı takınmış olduğu tavrı aynen biz de Mısır'ın Ankara'daki maslahat üzerine. Amerika'nın 2 tane B-52 2 tiplik raketalık aeroplanı Xitay Hava Müdafiye rayonu girdi. Amerika'nın 2 tane B-52 2 tiplik raketalık uruş aeroplanı Beijing'e aldın haber kılmasından Xitay Şarkı Deniz'deki talaştı kalan rayon üstüde uçuş elip vardı. Xitay Şarkı Deniz'deki Yaponiya bilen talaştı kalan aralar meselesindeki ihtilap taza keskinleş vatkan bir peyde mezkur rayonda hava müdafiye rayonu turguzgallıkını ilan kıldı. Ve Xitay'nın bu kararı
Amerika, Japonya, Avustralya qatarlıq dövlətlərinin ayıplışı uçurdu. Ennahar haber torunun Amerikalıq masullarının bayanatı göre haber kılışı, Amerika'nın 2 tane B-52 iki tiplik rakitalıq uruş ayroplanı, Beijing hava müdafiye rayonu dep elan kılgan rayon üstüde Xtay'a aldın haber kılmasın uçuş elip parğallıqını elan kıldı. Yeni bir taraftan Cenubi Koreya armisi 28. noyabr Peyşembe günü uruş ayroplarlarının Xtay Şarkı Denizi'de Beijing hava müdafiye rayonu dep elan kılgan rayon üstüde Xtay'a aldın haber kılmasın uçuş elip parğallıqını elan kıldı. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreyaning urush aeroplanlari seyshanba kuni charlig'uvchi harbiy mashqi doirasi ichida Janubiy Koreyaga qarashli bo'lgan Iyodo nomli kichik bir orol atrofida uchish olib borgan. Janubiy Koreya mudofaa ministrligi bayonotchisi urush aeroplanlarining mazkur rayonda uchish olib boradiganligini Xitoyga oldin xabar qilmadiq degan. Washington Yaponiya Xitoy orol talashishi masalasida Yaponiyani qo'llaydiganligini uqtirdi. Amerika Qo'shma Shtati Yaponiya bilan Xitoy Sharqiy dengizdagi talashda qolgan orollar masalasida o'zining ittifoqdoshi bo'lgan Yaponiyani qo'llashga va'da qildi. Amerika Qo'shma Shtati Yaponiya bilan Xitoy Sharqiy dengizdagi talashda qolgan orollar masalasida o'zining ittifoqdoshi bo'lgan Yaponiyani qo'llab-quvvatlashga va'da qildi. Shuning bilan birga Amerika doiralari Xitoyni talashda qolgan orollarni Özünün igilikidiki müdafiye rayonu dep elan kılış arkalık, koşunlarının narazılığını kozgallığı bilen ayıpladı. Ve Amerika Muavin Reisi Joe Biden'ın kiler haftadaki Xitay ziyareti esnasında bu mesele hakkında söhbet ilip bardağallığını elan kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Chuck Hagel, Japonya Müdafiye Ministeri'ye 27. noyabr telefon kılıp, Amerika bilen Japonya otursudaki müdafiye alınış ahdinamesinin Xitay Japonya otursuda talaştı kalan Senkaku Katarlıq aralarının kovdudunuşunu mu işçiye alıdığallığını tekitledi. Ve Tokyo'nu temkin buluşku çakırdı. Aksaray'daki bir mesulunun zikir kılışı, Joe Biden, Xitay'nın ahirki hareketi sebeplik keskinleşken vaziyetini ızığı çürüş için keler haftadaki Beijing ziyareti esnasında tırışçılık görüşsüzdükken. Joe Biden'ın keler düşenbe gününden itibaren başlanan Japonya, Xitay ve Cenubi Koreya Katarlıq Asya devletleri ziyareti hakkında muhbirlerine telefon arıklık söz kılgan mezkur mesul, Amerika Muavin Reisi Joe Biden'ın Beijing'da Xitay'ın koşullarını bir arım kıldığan hareketleri doğrusu tihimi uçuk söz kıldığı Xitoyning xalqaro sohasida qandoq harakat qildiganligi va qo'shinlar bilan nimishqi ziddiyat turg'izishga urindiganligi haqida savol so'raydiganligini qo'shib qo'ygan. Xitoyning havo mudofaa rayonini e'lon qilishiga qarshi Amerika 2 dona B-52 ikki tiplik raketa otqichi aeroplanini Xitoyga oldin xabar qilmasdan Xitoy e'lon qilgan mudofaa rayoni ustidan o'tkazdi. Yaponiya havo yo'llari shirkatlari ham Xitoy e'lon qilgan mudofaa rayoni qonuniga diqqat qilib ketmadi. Xitay dairleri elan kılgan müdafiye rayonu kaydı tüzümlerinin Amerika, Japonya ve Janubiy Koreya Katarlıq devletler tarafından itibarsız kararlılığına karta Xitay dairleri biz Amerika aeroplarlarının müdafiye rayonu üstüde uçkallıkını inçkilik falan kürtüp durduk digenden başka hiç neresi diyelmedi. Aksaray, Xitay'nın mezkur aralarda müdafiye rayonu turguzgallıkını kutrat kuduk dep karadı. Beijing bilen Tokyo otursudumu kattık sözler işiltildi. Her ikisi özüt duruşluk iki devlet baş elçilerine çakırıştı. Yeni bir taraftan Xitay'nın bu hareketi karşı ve Amerika'nın iki rakitalık aeroplanının Xitay'a aldın haber kılmasının uçuş ilip bargallıkı hakkında Amerika Qo'shma Shtati Xitay müdafiye rayonu deb elan kılgan rayonlarını halkaralık hava boşluğu deb tonuydu. Amerika'nın uruş aeroplanları o rayonuna ilgirkiki okşaş Xitay'a aldın malumat vermesinin şil tiberdu deb çekerledi. Hürmetlik televizyon körgüçler. Şuna kılıp bu katımlık haftalık istiklal haberleri programımız Muşi yerde ahırlaştı. Kiler katımlık programımızda görüşkice sizlerini Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.